Herkese merhaba. Herkese merhaba. Şimdi size Yoshi gyoza yemeği yapacak. Gyoza aslında Çin mantısına verilen ad. Ama genelde domuz eti, domuz kıymasından yapılıyor. Biz dışarıda yiyemediğimiz için Yoshi bizim için tavuk kıymasından yapıyor. Yalnız tavuk kıymasından lezzetli gyoza yapmak da biraz zamanını aldı. Birkaç kere tarif değiştirdi falan. Şimdi bizim için mükemmel tarifi buldu ve tavuk kıymasıyla gyoza tarifine başlıyoruz. Buyurun aşkım. Öncelikle sebzeleri hazırlıyoruz. Haksay. Çin marulu, Kabets. lahana, Ma, futsu wa dochi ka dake de mo iin da kedo, kyou wa reizoukou no naka ne lyoufou atta kara. normalde isterseniz sadece birini de kullanabilirsiniz. Bizim evimizde dolapta ikisinden de olduğu için Yosu ikisini de tercih etmiş. Ninniku. Sarımsak. Şoga. Zencefil. Şoga mo menduksay kara çubu de. Zencefil de tazesini almak yerine onu uğraştıracağı için püresini aldı. Ninniku o komakak şimas. Mirin. Öncelikle sarımsağı küçük küçük kesecek. Çiçek udeşo. Mizingiri sözlükte ufak ufak kesme, kıyma haline getirme diye yazıyor. Sarımsağı ince ince keseceksiniz yani. Biraz çok oldu diyor sanırım. さくすればするほど美味しくなります。 Yapabildiğiniz kadar küçük doğrayın. Ne kadar küçülürse sarımsaklar o kadar lezzetli olur dedi. Böyle küçük küçük sarımsak kesmeniz gerekiyormuş. Rendelerseniz olmaz ya da püre haline getirirseniz olmaz. Kendiniz bıçakla kesmeniz gerekiyormuş. かな? Sanırım bu kadar yeterli. Bu bile biraz büyük olmuş diyor Yaşı. Sarımsakları hazırlayıp bir tabağa alıyoruz, sonra kullanacağız. Evet, bir sonraki adım sebze doğrayıcınıza, sebze kesicinize ya da bizim Braun markasından bir set. Yoshi şimdi Çin marullarını koyuyor içine. Bu duruma gelince bırakıyoruz. Bu Çin marulluydu. İyi. Evet. Bir plastik kaba alıyoruz. Hadi kabet. Şimdi sıra lahanaya geldi. Lahanayı da aynı şekilde.
lahanalarda bu hale gelince ekliyoruz. Tamam. そうしましたらですね。チンマルルイナラハネイカルシトゥルディクタンソンラ。野菜ってほとんど水じゃん。この水を取ります。できるだけ。Sebzelerin hemen hemen çoğu sudan oluştuğu için alabildiğimiz kadar sebzenin suyunu çıkartmaya çalışacağız. ここに塩を入れます。Sebzenin suyunu alabilmek için bu karışıma tuz ekliyor. この野菜の重さの何パーセントだったかな。まあ 2% から 4%。4% 入れたらちょっと塩辛くなっちゃうから、これ今 2% ぐらい重さのね。Kullanacağınız sebzenin %2'si kadar kullanıyorsunuz. Önce Yoshi onları önce ağırlığını tartmış kullanacağı sebzenin ve %2'sini almış ve tuzu ekliyor. Ve karıştırıyor. İyice karıştırıp biraz spatula ile bastırıyor. Kimono çıkırtı gibi. Hı hı. で、ちょっと置いておきます。Biraz bekletiyor. はい。じゃあ野菜を待ってる間に肉を味付けします。Sebzeyi beklerken şimdi kıymanın soslandırmasını yapacağız. これは鶏のもものミンチです。bizim kullandığımız tavuğun but kıyması, momo kısmı. Şöyle but kıyması. Sakino ninniku. Az önce kesmiş olduğumuz sarımsak. Şoga. Zencefil. Püresi diyebiliriz. Tüpte hazır halde. Göz kararı koydu. 塩少し、塩少し。Azıcık tuz ama biraz çok kaçtı. コショウ。カラビバル。お酒少し。ジャポンさ、yemek sakesi。見せてくれる？そのボトル、ちょっとした。Evet, Japon yemek alkolü。Özel soya sosu. Özel soya sosu. Çotto. Birazcık. Goma abra. Susam yağı. O da birazcık göz kararı. Acı biber, pul kırmızı biber. Biraz aşağıya. Mucho tuştan imset. もうちょっとした。はい。はい。この全部入ったかな。Son hali budur ve şimdi beklemeye alıyoruz. はい。じゃ10、ま、10分15分ぐらい。水がだいぶ。Bir dakika, evet. 10-15 dakika bekledi ve gördüğünüz gibi oldukça suyunu çıkardı. Şimdi avucunda sıkarak sebzeleri diğer plastiğe alacak. Buna kanji de. Mizu ga demasu de, kore wo mizu o shiborimasu.
番いいのはなんかこうキッチン用のハンカチみたいなのに入れてこうやって絞るのが一番いいんだけど、ないので手で絞ります。Aslında tülbent gibi bir şey olsaydı onunla sıkmak en iyisi olurdu ama bizim tülbent gibi bir şeyimiz olmadığı için eliyle sıkacak. こんな感じになりました。Suyu sıkıldıktan sonra kalan böyle daha kuru. Para para dişim. Evet. Böyle ayrı ayrı duran bir marul ve lahanamız var. Çin marulu. Koko ni. Şimdi yeşillikleri. Nira. Nira bir Japon bitkisi. Türkiye'de olup olduğunu bilmiyorum. Sözlükte de bulamadım. Bir tür Japon yeşilliği. Makam. İnce ince kesiyorsunuz. Ve o karışımı ekliyorsunuz. To negi. Ve taze soğan. Ben negi çok daha eskiyiz kara. Evet, Yoshi taze soğan çok sevdiği için bolca ekleyecektir. Çok yiyemez. Evet. Acı yeri geldi, orayı bıraktı. Biraz daha küçültüyor. Ve yeşil kısımlar. Ve bu karışım da bitmiş oldu böylece. Ve karıştırıyoruz. Soğanları da karıştırdıktan sonra az önce ayırmış olduğumuz tavuk kıymasını ekliyoruz. Bunu karışımla karıştırıyoruz. Bu kıyma bunun için az değil mi ya diye düşüneceğiniz oranda olmalı diyor. Yani kıyma az, yeşilliği bol olmalı. Son hali budur. Böylece gyoza'nın yani Çin mantısının harcı tamam. で、時間があれば、ちょっとこの状態で、まあ30分から1時間ぐらい。Eğer zamanınız varsa bu halde yarım saat ya da bir saat bekletmeniz gerekiyor. Rezokole? Buzdolabında. Saklama kalıplarının içine streç film koydu. Böylece yapışmasını önlesin diye. Şimdi içten alıyor tabağına. Ve gyozaların satın almış olduğumuz ne denir? Hamurlarını gösterecek şimdi size.
そばです。ここに見せてくれる？Japonya'da böyle marketlerde satılıyor bu hamurlar. Evde yapmıyorsunuz. Sanjumi. 30 adet varmış içerisinde. Deva ikimiz. Ve başlıyorum diyor. Bir tane yukkuri. Yavaş yap bir tane. Nosemas ne? İçi aldı, koydu ortaya. Sonra koçkara. Böyle. Japon mantı. Çin mantısı. Benim mantı. Yaşayan mantısı. Bir daha yavaş yapar mısın aşkım? Yavaş göster. Çoda koçu muydu, pasapon muydu? Heh, evet, öyle. Yapabilir misin söyle? İşte. Böyle. Eline sağlık. Ve şimdilik 21 tanesini hazırladı Yoshi. Şimdi pişireceğiz ve yiyeceğiz. Çok acıktık. Yakmayı tare tsukurimasu. Pişirmeden önce tare yani gyoza sosunu hazırlayacak. Çok kolay. Çok kolay. Limon. Limon suyu. Hontou wa teyuka futsu wa omise toka no yatsu wa lemon janakute su. Normalde gyoza restoranlarında limon suyu yerine sirke kullanıyormuş. Biz limon suyu kullanıyoruz. Çünkü benim aşkım limon daisuki desu kara. Çünkü ben bir limon aşığıyım. Shoyu. Soya sosu. Bunların hepsi göz kararı. Soya sosuyla limon suyunu karıştırdı. Tadına baktı. Goma abla. Susam yağı. Mizu çotto. Biraz su. Kore ga oishii. Ve bir tane. Doubanjang. Acı biber sosu. Çin. Çin acı biber sosu gibi bir şey. Kadar şimdi pişirmeye gidiyoruz. Çotto abura. Birazcık çiçek yağı ve bir peçeteyle dağıtıyor tavayı tavadan. Aa. Isınınca ocağın altını kapatıp gyozaları yerleştiriyor. Ve üzerinden su ekliyor. Normal çeşme suyu. Ve hemen kapağını kapatıp bekliyoruz. Daytay ne yaptın? Orta ateşten biraz yüksek. Öncelikle orta ateşte su azalana kadar pişiriyoruz. Ve 5 dakika sonra suyunu çekmiş bir şekilde gyozalarımız hazır.
Hatta dibini tutmuş. Dibi hafif yanık gibi olacak. Madem. Yok. Ama これ vuracağım. Evet. もうちょっと. O yeterli değilmiş. Biraz daha öyle dibinin kahverengi olması gerekiyormuş. Ve gyozalarımız hazır. Şimdi Yoshi tadına bakacak. Önce tabaklara sosu koyuyor. Hadi bakalım Yoshi Bey. Acemi. Acemi. Hı, tadına bak. Yakmaz. Afiyet olsun. Sıcak. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yoshi'nin daha fazla yemek videosu çekmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın.